YouTube selamlar. En iyi Türk dizisini seçiyoruz. Gelmiş, gelmiş, geçmiş. Let's go. Kay Bu arada çok bilmiyorum ben hepsini. Hani chat'ten de oldukça yardım alacağım. 01 çöp diyenler var. Evet. 01 ne ya diyenler var ama kaygısızlar diyen var. Okay, kaygısızları seçtik. Ruhsar mı, Şahsiyet mi? Ruhsar büyüdüğüm dizi. Şahsiyeti izledim. Bence yani Türkiye'de yapılmış en iyi dizi, en iyi ya birincidir ya ikincidir muhtemelen. Eee köpke boş yapma. Şahsiyet diyorum o yüzden. Şahsiyet çok iyi diyeceğim. Aa şey değil mi bu? Dur dur dur. Neydi lan? Şunun ismi. Bunun Hangisi? Müziği falan. Kurtlar var. Hatırlamıyorum mı? ismini ya. Aa neydi o? Neydi ismi? Hiç hatırlamıyorum ismini. Evet şunun ismini bulmak istedim. Eee Neydi? Hiç kimse mi hatırlamıyor? Tam şimdi Şunu çok merak ettim. Müziğini falan da biliyordum yani. Tamam ver ciz. Oh köpke ciddileşti. Köpge salgısızlık yapma falan diyor. <laughs> tamam Sana lan Kahvaya vereceğim. Ama abi. sadece şunun ismini merak ediyorum. Yeni sekmede aç. sıdıka Tamam. Arkadaşlar şunu yapabilirsiniz. Yeni sekme açtığınızda burada bak şöyle işte Sıdıka diye görünüyor. Ama e, şeyin e, dizinin ismi Sıdıka mıydı? Ha dizinin ismi de Sıdıka'ymış. Okey. Bu arada bu da çok iyi dizidir. Eski dizilerden. Severim. Safinaz diye izim geliyor sırf. Ekmek teknesi <laughs> mi? Ayrılsak e da beraberiz mi? ayrılsak da beraberiz ayrılsak da beraberiz çok iyi diziydi ee, bugün yapsan herhalde rütik engeller ve yapamazsın başanıp aynı evde yaşanmaz kardeşim falan diye böyle hani burada biraz kavga edeceğiz sizinle arkadaşlar ee, ya yanla olabilir miyim izninizle ekmek teknesindeki oynayan şu eleman yok mu şeyde çıkan ee, hükümetin imar barışı reklamlarında boy boy ha, Hasan Kaçan yok kardeş yani ekmek teklisini çok izlemedim ayrıca onu bir söyleyeyim sırf bir de o adamı sevmediğim için buna da basmayacağım ayrı saklı beraber de basıyorum kesin burada da kimler vardır da şu an aklıma geldiği için o zaman yok diyeyim barışı doğru <laughs> Diyor. <laughs> arada. E, i̇kinci Baharı izlemedim. E, bu yabancı damat değil mi? Bu güzel dizi. Bu güzel diziydi lan. Ben Yabancı Damat'ı seviyorum. Hani belki bu daha iyidir. İkisini de izleyen için ama bu benim izlediğim bir dizi. Benim hoşuma gidiyor. Bir kadın bir erkek e, çok başarılı dizi. Masumu izlemedim. Hep izlemek istiyorum. İstedim yani Haluk Bilginer falan kadrosu falan çok iyi ama bunda ne diyorsun? Şey çıkacak mı acaba ya? Bunda Hiç emin değilim. Ben de emin değilim. sıkıntı şu Ben ikisini de sevmediğim için izlemedim. Ha bir kadın bir erkek fena değildi. Hoş bir diziydi yani. Eğlenceliydi. Ha güzel. Bence de okey. Tamam. Bir kadın bir erkek diyen var. Abi bu, bu çok büyük bir kapışma ama Hayat Bilgisi mi Sihirli Annem mi? Sihirli Annem tabii ki. Bu iki dizi de bizim hayatımızı değiştiren dizilerden ya. Ama bir Hayat Bilgisi büyüktür abi. Hayat Bilgisi'ndeki bir karakterler var ya hepsi ayrı bir şeydi yani ben. Hala şu an hala öyle mesela. Hoca camide. Aynen. Poyraz Karayeli geçiyorum. Süper babaya basıyorum direkt. Ben bu tarz <laughs> dizileri sevemiyorum. Kaygısızları izlemediğim için şahsiyet diyeceğim. Burada Kurtlar Vadisi demezsem ağzımız Bakayım. Evet, büyük ihtimalle Ayrısak da beraberiz. Olurdu. Tamam, kavga çıkmasın diye Kurtlar Vadisine basacağım ama normalde diğerine basacaktım. Kurtlar Vadisi'ni o kadar taşıyamazsınız ha. Onu söyleyeyim. Bu ne? Yabancı damat tabii ki. Burada hayat bilgisi tabii ki. Burada şahsiyet. Oh oh güzel. <laughs> Kusura bakmayın ama Kurtlar Vadisi'yle kim ha, Hadi bak vallahi kapışabilecek en iyi aday geldi. Basıyorum lan Kurtlar Vadisi'ne. <laughs> Ay şahsiyet pardon. <laughs> en iyi. <laughs> Kardeş. Ee, ne o? Aileye damat seçmiyoruz. <laughs> en iyi diziyi seçiyoruz lütfen. <laughs> en iyi. <laughs> Tabii oğlum şahsiyet bu arada. Şahsiyet izledin mi Michelangelo? İzlediniz mi? Şahsiyet izlediniz mi? Bu arada ben Kurtlar Vadisi'ni izlemediğim için de biraz şahsiyet dedim de yani Kurtlar Vadisi'ni böyle yarım yamalak sağdan soldan duyduk gördük falan filan oldu. Kalem kırıldı Rage. <laughs> kusura bakma özür diliyorum. Kahve 3 kere bitirdim. Ya onun duygusal bir anlamı olmuş sende. Evet. Bu arada Kurtlar Vadisi'nin anlattığı şeyden bağımsız olarak da düşünüyorum biraz. Çünkü onu düşünürsen o biraz roman roman gibi de yani şey, Şeyden de çözsene. Ufufudan çözüyorduk ya eskiden. güzel. Hmm. Bu Ondan güzelmiş da güzel çıkıyordu. Burada güzel gibi geldi bana. Daha meme olaylar var orada. Burada şahsiyet derim hayat bilgisine göre. Evet. Ee, asmalı konak diyorum. Çocuklar ben, duymasını elemek istiyorum duymasını sırf duymasını o yüzden. Bu arada ilk çocuklar duymasını ben de çok yani izledim, full izledik. Ya köpkeciğim kusura bakma ama. Vallahi <laughs> özür, <Baba, diyeyim>. <laughs> özür dilerim tekrardan hepinizde. Üzüldüm yani ben de ama ne yapacağım? Haluk Bey'in ee, oldu. Aynen. Biraz şeyden yani biraz da çok gıcık oldum. Son çocuklar duymasına vesaire. Çok propaganda vari şeyler olduğu için. Basmak için elim gitmedi yani. Yaprak Dökümü, Aşkı Memnu. Aşkı Memnu, Fight. Aşkı Memnu'yu izlemedim. Ama Yaprak Dökümü Bak şöyle. Aşkı Memnu diz çöker, tövbe ister. Yaprak Dökümü'nün önünde. Bu Yaprak Dökümü arkadaşlar. Kendinize gelin. Biliyorum derin hikayesini Köpke, ve vesaire Ay. ben dinledim onları zaten. Sıkıntı yok o konuda. Ama mi, diziyi bile... sevmedim ben. İzlemedim. izlemedim. Ha, söyle. Şey değil miydi ya? Behlül hangisindeydi? Behlül Aşkı Memnu'daydı. E o zaman Aşkı Memnu'yu seçmek Bak, zorundasın abi. Hayır. Tadımız kaçmasın Ali Rıza Bey Yengesi. varken lütfen. Hayır. Yengesi. Hayır yenge. Ne yapacaksın yenge? Her yerde var. Zaten tüm dizilerde herkes birbirine yani. Bu da sanki ilk defa bunda olmuş gibi. Şurada birbirine geçirmeyen karakter yok dizilerde. <laughs> diziler arası atlıyor. Bütün yapıyor. Aynen bütün bizim dizi tren yapmış. Bütün diziler yani çaprazlama tren yapmış Türkiye'de. Hmm. <laughs> Ulan bu ilk baştaki ne? Şey değil mi bu? Hangi lise dizisi bu? Ya köpke. Kardeş biz neyse bir şey demiyorum. Hani marginal bir. Suskunları bilmediğim için buna basıyorum direkt. Ya Allah belanı Ezel e. ve bizimkiler. Ya şu hmm. mafya dizilerini ne çok seviyor Ezel. Türkiye ya. Al bastım. Ezel, Ezel demezse ağzımız sıçacaksınız çünkü. Ramiz Kareş Sırf o yüzden ya. bastım yani Abi ne kadar seviyoruz mafya dizisi görünce yani gerçekten. işimiz dışımız mafya ya. Çemberimde Gülo'ya güzel bir diziydi. Leyla ile Mecnun demezsem ağzımız tükürürsünüz. Yok. Tükürmeyiz. Leyla ile Mecnun ben de severim. Burada ee, Fesat, Fesat. ben Avrupa yakası diyorum. Avrupa yakası Türkiye'deki dizi sektörün değiştirmiş dizilerden biridir çünkü. Burhan Altıntop gibi bir karakteri hayatımıza katmıştır bence. Yani hani bak diğeri iyi olabilir ama bu farklı bir diziydi yani bence Avrupa yakası. Burada 7 numara diyeceğim. Kuzey Güney'i izlemedim. Yine böyle mafya vari şeyler. Ne o sokak kavgası dizileri. Kardeş payı var, tatlı hayat var. Kardeş payı? Hmm. İkisini de izlemedim. Kardeş payı o zaman. Değil mi? Muhtemelen chatte kesin kardeş payı diyecek. Bak İbn Ahit yani demiş. Daha komikleri en azından. Asmalı konak. Bu arada asmalı konak. Asmalı konağın şeyine, seviyesini hiçbir dizi çıkamadı bence daha. Yani o dönemi bilmiyor olabilirsiniz bir ihtimal. Ama gerçekten hani bilmeyen varsa yani o seviyeye çıkan bir dizi olmadı Türkiye'de. Yani Asmalı Konağın yayınlandığı gün seçim gecesiymiş gibi takip ederdi herkes. Yani öyle bir gündü o. Bir İstanbul masalı var o kadar değil. Abi Asmalı Konak o dizi sektörünü baştan değiştirdi yani. Sırf o yüzden. Yoksa bence Yaprak Döküm daha güzel dizi. Burada ezel diyeceğim herhalde. Şunu bilmiyoruz bile ne olduğunu çünkü. Emrah'ın evlatlık olduğu dizi mi? Ben çok hatırlamıyorum. Çok eskiden abi. Aşırı eskiden. Yani 20 yıl var herhalde. Hangi... O ya hangi dizide Emrah bir şey değil ki? Bu arada Leyla ile Mecnun da Türkiye dizi tarihinin bence en iyi dizilerinden biri ve değiştirmiş bir şeydir. Ama Avrupa yakası onu ilk yapan dizilerden biriydi. 7 numaramı kardeş mı? 7. Ben ikisini de izlemedim. O zaman kardeş. Bunu bunu ne diyorsunuz? Bakalım chat'ten onay alalım. Kurtlar Vadisi de öyle bu arada katılıyorum. Kurtlar Vadisi de öyle. Ama şöyle abi, <laughs> köpke Kurtlar Vadisi'ni bir kesim o dönemde hiç izlemezdi. Bunu göz ardı etmemek lazım. Mesela bizim evde Kurtlar Vadisi bir kere izlenmemiştir. Bir kere bile. Konuşulmamıştır bile. Herkesin izlendiği dönemde. Hatta şey olurdu mesela ise de okula giderdik abi. Kurtlar Vadisi izlenmiş bir gün önce. Sınıfın yarısı her onu konuşuyor böyle akşama kadar. Yarısının da haberi yok yani. Öyle bir durumda. Ama Asmalı Konak öyle değildi. Asmalı Konak her türlü ideolojiden herkesin izlediği bir diziydi yani. 7 numara. Okey. 7 numara diyen o bayağı var lan. Ben izlemedim bu arada 7 numara. Bir bölüm falan baktım herhalde. Burada yani üzülerek asmalı konak diyorum. Kusura bakmayın. Ben. Nedir bilmiyorum. Yenir mi içilir mi? Ezel büyük ol. İşte al işte. Al işte. Yani. Avrupa yakası. Asmalı Konak diye isim var. Asmalı Konak. Avru Bak bu arada güzel. Bu güzel yarı final. Ne diyeceğiz burada? Av Avrupa yakası bence ya. Değil mi ya? Bence de öyle gibi geliyor. Daha iyi. Burada tabii ki şahsiyet. Çünkü şahsiyet ee, yani internet dizisi şeyinde kanalında çok güzel açmış bir dizi tamam mı? İnsanların internet dizisinden de para kazanabileceğini gösterebilmiş, izletilebileceğini gösterebilmiş bir dizi. Türk dizileri arasında. O yüzden şahsiyet diyorum. Arkadaşlar biliyorum izleyenler YouTube'dakiler. Eminim e, chat'lik gibi birçoğunuz bana sinir oldunuz, kızdınız, küfrettiniz. ettiniz. E, ağlayarak kudurabilirsiniz sıkıntı yok. Çünkü şahsiyet gelmiş gelişmiş en iyi Türk dizilerinden birisidir. Kurtlar Vadisi şey... diz <laughs> Kurtlar Vadisi'nin anlattığı konudan bağımsız olarak ben bugün açsam izlesem gider şahsiyet izlerim yani dümdüz. Kurtlar Vadisi izlemem abi. Geç o iş. <laughs> İlk sezonu güzeldi ama Kurtlar Vadisi'nin. Onu söyleyeyim. Onu izledim. Yakın tarihte bir kısmını tekrar izledim. O zaman öpüyorum YouTube. Görüşürüz. Saygılar, sevgiler. Siz de yazabilirsiniz düşündüklerinizi. Twitch'e beklerim her gün. Yayın yapıyorum. Bay bay.